iilik ve dayanışma Mehmet. Evet, ya yani bu filmin çekilmesi e, ve benzer filmler çekmek istemesi, çekmesi aslında bence zaten hani o hikayeyi seçmesi bile tek başına çok anlamlı geliyor. Çok. Çünkü Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor, yabancı düşmanlığı giderek artıyor. E, mülteciler, göçmenler onları çok rahatsız ediyor. Oradan gelen insanların ülkelerine gelmesini istemiyorlar. Hatta bu yüzden de e, yabancı düşmanı politikalar uygulayan partileri de destekliyor insanlar. Bence bu Avrupa'nın en önemli sorunlarından bir tanesi şu anda. Evet. O yüzden de Avrupalı yönetmenlerin bu konuda çok hassas olması gerekiyor. Orada o insanlar ırkçı olduklarının, ayrımcı olduklarının farkında bile değiller neredeyse. Heh, o konuda neredeyse, değilim tabii. Kend, hayır bizim burada bir hayatımız var. Onlar niye buraya geliyorlar? Niye evet. yerlerinde kalmıyorlar diye düşünüyorum. Evet. Aslında birazcık tarih bilgisi çok net bir şekilde... ...aslında herkesin sorumlu olduğunu söylüyor bu işten. Yani Batılılar da orada yaşanan her şeyden sorumlu... Dünya küçük bir dünya. Birlikte yaşamalıyız. Bütün bu söylediklerimin hepsini bu film o kadar güzel anlatıyor ki. Çok. O kadar güzel anlatıyor ki. Yani o yardımlaşma duygusunu, dayanışma duygusunu, iyilik duygusunu anlatıyor film. Aslında bunun ne kadar iyi geleceğini hissettiriyor bize. Filmi sadece bunun için çekmiş. Ama bu da çok önemli, çok anlamlı bir şey. Çok. Özellikle Avrupa için bunun Avrupalı bir entelektüel olarak bu konuda hassasiyet göstermesi bence çok önemli. Ha ya bununla ilgili bir yazı yazabilirsin bir yerde konuşabilirsin ama o film çekiyor çünkü en iyi bildiği şey hikaye anlatmak ve bunu da o kadar güzel politik mesajını o kadar güzel veriyor ki hikayenin hı hı. içerisinde. Hiç böyle sivri laflar etmeden evet. aşırı politize etmeden bize böyle hayatın içerisinde bir hikaye anlatarak bu meseleyi çok güzel anlattığını düşünüyorum. Hı hı. Ee, şimdi makinin e, kendince politik görüşleri var elbette. Yani o da politize bir adam sonuçta. Mesela Avrupa Birliği'ne karşı. Yani Avrupa düşüncesinin çoktan iflas ettiğini düşünüyor. İflas ettiğini düşünmesinin nedeni de tas tamam. Şu an göçmenlere karşı bu duyarsız, bu acımasız yaklaşımlarında görüyoruz. Yani ona göre e, iyi bir sonuç vermedi Avrupa Birliği projesi. Ee, hani her şeye rağmen hani birlik beraberlik dayanışma diye düşünülebilir ama neden böyle düşündüğünü de filmleriyle açıklayabiliyor. Yani filmlerinde hem bir e, o işte özlenen e, ekonomik patlamanın olmadığını, insanların ne kadar zorluk çektiğini, yoksulluk sınırında nasıl yaşadıklarını gösteriyor. Hem de bu filmden sonra e, çektiği Umudun Öteki Yüzü filminde de e, göçmenlerin durumunu çok net bir şekilde sorguluyor ve e, Avrupa'da. E, ciddi bir eleştiri getiriyor e, göçmenlere karşı tavra. Yani bu tavır bir kere çok kıymetli bir tavır senin de çok güzel anlattığın gibi ve Aki karizma ki sadece çok iyi bir sinemacı değil, iyi de bir insan. Evet. Bu çünkü bu soruna gerçekten duyarlılık gösterdiğini filmden görüyoruz. Çünkü gerçek şu ki e, bu yeni göçmen krizi e, başladıktan sonra bu konuda bir sürü film yapıldı dünyanın çeşitli yerinde ama çok az kişi de bu kadar gerçek bu kadar hakiki bu kadar hissedilir bir duyarlılık oldu. Aki Karizmaki bunu güzel yaptı ve bunu kadim değerleri ortaya koyarak yaptı. Bunu yaparken de sinema yapmayı asla ihmal etmedi. Tam tersine çok iyi sinema yapıyor. Hatta sinema severleri özellikle hitap edecek sinema tarihine göndermelerle dolu. Özellikle e, filmin geçtiği e, Le bulunduğu Fransız sinemasına göndermelerle dolu. E, son derece usta işi bir film yaptı. Yani film şöyle bakıyoruz teknik olarak mükemmel bir film. Hmm. Yani bu teknik mükemmeliyet, bu yetkinlik zaten bir sinemacı için başlı başına önemli. Bir de onun içeriğini bu kadar güzel doldurursan, ben ona başyapıt demekten başka bir çare görmüyorum. <laughs> evet. Hikayeye bakalım. Mesela hikayede e, geliyor işte İdris'a, evet. onun ailesi bir konteynerin içerisinde karşımıza çıkıyorlar. Evet. O konteynerin açıldığı zamanki sahneyi ben çok severim, çok Aynen. beğenirim. Evet. Çünkü orada gerçekten sakin bir şekilde duruyorlar ve bakıyorlar. O sakinliklerini çok severim. Hmm. Yani sizin yardım, yardımınıza muhtacız bakışı değil o. Orada kendi kültürleri, kendi ülkelerinden mecbur kalmışlar. Oraya gelmişler ve o konteyner içinde duruyorlar. Ben o, o sahneyi çok severim. Çünkü o sahnede o insanlara o standart klişe bakış yok. İşte konteyner içinden havasızlıktan boğularak çıkan göçmenler falan hmm. değil. Sakin bir şekilde Ki bunu da söylüyorlar. Çok acımasız değil mi? Evet. Gene yaşayan ölüler vakası diyorlar. Evet. Çok korkunç. Aslında onlar orada, onlar kendi kültürleriyle gururlu bir şekilde duruyorlar. Bence o anlamlı uh -huh. bir şey. Ondan sonra da bir politikası var. işte Fransa'nın, bütün Avrupa ülkelerinin göçmenler, mülteciler uh -huh. konusunda. O politikayı uygulamak için oraya insanlar geliyor, görevliler geliyor. Bütün bunların içerisinde bir ayakkabı boyacısı, uh -huh. parası yok biliyoruz. Yok. Parası yok. Hatta tam bir serseri kloşer derler <laughs> Fransız'da. tam bir serseri. <laughs> yok o kadar. Arleti'nin <laughs> kloşer diyor ona şey. Ve Arleti ile birlikte yaşıyor. Gerçekten parası yok. Çok minimal bir hayatı var. Çok minimal bir hayatı var. Ve bu adam İdris'e sahip çıkıyor. İdris'e sahip çıkıyor. Onun dışında geliyoruz mahalledekiler. Hmm. Mahallede işte iki kadın bakkal ve diğerleri sahip çıkıyorlar onu annesine ulaştırmak istiyorlar. Tek bir hedefleri var. Onu annesine ulaştırmak. Ee, orada onlara göre bir protokol, bir sistem uygula, onları kamplara göndermek vesaire değil. Tek istekleri var. Onu e, annesinin yanına göndermek. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Uh -huh. Müthiş bir dayanışma sergiliyorlar. İşte bakkal veresiye <laughs> vermek istemeyen bakkal <laughs> <Evet>. çıkartıyor. <laughs> eski şeylerini veriyor. Ya oradaki o cömertlik bir kere. Şimdi yani. o cömertlik duygusu Herkesde bir cömertlik var. Cömertlik yarışına giriyorlar. Hı hı. Ama bunu da hiç sorgulamıyorlar. Hepsi çok parasız insanlar. Çok tıp, sarılan tıp, insanlar tıp. yani. İşte orada hatta bir başka kendi beraber çalıştıkları bir başka ayakkabı boyacısı var. Hı hı. Onu konuşuruz ayrıca. ayrıca. 200 eurosu varmış. Kızının bisikleti için biriktiriyor. Onu vermek istiyor. Şimdi bunlar olduğu zaman işte biz bir de Avrupa orta sınıfının bu göçmenler konusundaki o tavırlarını biliyoruz. İstemiyoruz. Evet. Kesinlikle sınırlarımızdan asla girmesinler. Dişleriyle bu tavırlar karşılaştığında bu filmin niye çekildiği, bu filmin kalbindeki mesele çok net bir şekilde açığa çıkıyor. Doğru. O zaman hakikaten gerçeği bildiğimiz zaman, Avrupa'daki bu ayrımcılığı bildiğimiz zaman, işte Sağ Partilerin yükselişini gördüğümüz zaman, bu filmdeki bu insanların cömertliğini gördüğümüz zaman, o zaman Karizmokin'in ne demek istediği, bütün Avrupa'yı insanlığa çağırdığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çok doğru. Şimdi burada bana çok dokunan iki şey var. E, o çocuğun yüzündeki hüzün ama çok böyle çaresiz, e, kendini acındıran bir bakış değil. E, o böyle suyun içinde orada, böyle yarı beline kadar suda ve bir sandviç yemek üzere olan Marselle göz göze geliyorlar. Sonra polisin yaklaştığını görünce çok sakin bir şekilde o iskelenin e, şey ayaklarının arkasına saklanıyor ya. Çok güzel bir sahne orada. Marcel hiç istifini bozmuyor. O sırada ne yapacağına net karar verdiğini anlıyoruz. Çok net bir şekilde e, polise yalan söyleyecek, o çocukla dayanışma yapacak. Çünkü bir insani temas, bir göz göze gelme ona yetmişte artmış. Ne olduğunun farkında. Ee, bir de şey çok komik. Hani daha sonra çocuk diye ortaya çıkıyor ama mesela ilk manşette gördüğümüz şey şu. Ee, şey göçmenlerden biri kaçtı. Silahlı ve tehlikeli mi diye yazıyor. <laughs> Silahlı ve tehlikeli. Küçücük bir çocuktan bahsediyoruz. Fakat gerçekten el kaide mi hatta diye böyle çok kısacık geçiyor ya. Yani işte yabancı düşmanlığının, xenofobinin tam olarak ne olduğunu anlatıyor. Dışarıdan gelen herkesin tehlikeli olduğunu düşünüyorlar. işte el kaide gibi yani varlığı yeterince tartışılır olan bir e, örgüte mensup mu değil mi? Yani yabancı eşittir terörist. Bunlar çok korkunç şeyler. Evet ama o ise sadece, bunları evet, anlatıyor evet. yani. Ki ki küçücük dokunuşlarla, bir manşetle, bir göz temasıyla, bir polis tavrıyla, bir mahallenin dayanışmasıyla, bir cömertlik eylemiyle her şeyi o kadar net anlatıyor ki yüzümüze de çarpıyor ayrıca. Siz ki her şeye sahip olanlarsınız. Hani sırf rahatsızlıktan, sırf işte bir şey görmek istemediğinizden, gözünüzü rahatsız ettiğinden insanları bu kadar aşağılayıp kovalıyorsunuz diye. Mesela hala daha devam eden bir şey. Göçmenlerin toplu olarak yaşadığı işte neredeyse hani böyle parklarda falan kamp kurdukları yere Fransız basını sürekli jungle adını takıyor. Yani jungle eşittir balta girmemiş orman. Yani buradaki aşağılama çok korkunç işte. Bu hepsini eleştiriyor aslında. Evet. Onların hepsini tek tek eleştiriyor ama bunları böyle hikayenin içerisinde çok alttan alta verdiğini düşünüyorum. Evet. Bir de onun için yani eski filmlerinde de biliriz bunu. Ya hayat çok basittir aslında. Yani mesela geçmiş olmayan adam da vardır. Bir Hı -hı. tencerede bir yemek yapılır mesela. Yeah. Böyle bir piknik tüpünün üzerinde de te bir tencerede yemek pişer ve insanlar onu paylaşırlar. Evet. Hayat basittir ona göre, karizmatik'e göre. Burada da mesela göçmenler yine böyle pırasa pişiriyorlar bir tencerenin içerisinde sonra hep birlikte yiyorlar. Hayatın minimal olduğunu düşünüyor. Zaten filmin başında İdris ile karşılaşmadan önce bize Marcel Marx'ın hayatını anlatıyor. Hı hı. Marcel Max bir ayakkabı boyacısı. İnsanların ayaklarına bakıyor sürekli olarak. Hatta kendi ayak bu ayak, ayakkabısının boyası bile yok. yok. Çok basit bir hayatı var. Akşam evde yemeğini yiyor. İşte bara gidip aperatifini içiyor. Çok basit, sıradan bir hayatı var aslında. Evet. Çok büyük şeyler, beklentiler içerisinde değil. Hı. Ve o yüzden de hayatın belki temelini bildiği için de İdris'e yardımcı olmak istiyor. Nedir? İdris'e annesine ulaştırmak. Tamam benim görevim bu diyor. Hı hı. <laughs> benim yapmam gereken şey bu diyor. Çünkü hayatta çok fazla çok büyük beklentileri yok. Kendisi de zaten e, çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesinin açgözlülük olduğunu söylüyor Karizmaki. E, ve bunu da kendi filmlerindeki bu böyle basit e, minimal hayatlar sürdüren insanlarla bize gösteriyor bir taraftan da. Doğru. Mesela Marx'ın e, kişiliği de ilginç bir kişilik değil mi? mesela İdris ile konuşurken işte İdris çobanlık yaptığını hani öğreniyor ya. Kendisi de işte ayakkabı boyacılığını öğretiyor ama yani bunu bir meslek olarak edinme diyor. Ama sonra ne diyor? Ee, Dağdaki e, vaza uygun kalan son iki meslek bunlar diyor. Orada İsa'ya gönderme yapıyor. Yani e, bizim benhur filmini izleyenler hatırlayacaklardır. İsa'nın işte gelip dağda e, bütün e, müritlerin etrafında toplandığı vaazda anlattığı temel prensipler vardır. Onların hemen hepsi e, iyilik etmek, işte dürüst olmak, e, çalışmak, yalan söylememek. Yani bir bütün bunların açılımlarına dairdir. Yani hayattaki çok temel prensiplerdir ve zenginlere çok şey, sert eleştiri getirir o vazında İsa. Evet. Yani zenginlerin ellerinden bütün servetlerini gideceğini paylaşmadıkları her şeyin ellerinden gideceğini paylaşmanın nereden olduğunu söyler. Yani çok tatlı bir gönderme yapmış orada tabii adı Marx olduğu için. <laughs> <laughs> Materyalizmden e, şey Hristiyanlığa çok hoş bir gönderme ama zaten bu çelişkiler bu ironi e, karizma kitlemesinin temelinde. Orada rahiplerden e, iki tane rahibin konuşmasına ya. şahit oluyor. Evet. Ne kadar hayattan konuşmalar yapıyorlar. Tamamen. Tamamen Teori konuşma yapıyorlar. Tamamen. Hayatta şu an Teoloji Avrupa'da üzerine yani çeşitlemeler. Evet. Yani Le Havre dahil Avrupa'da birçok liman kentinin e, sorunları var orada yani. Can yıkıcı sorunlar var. Ve onlar çok böyle hayali, teorik meseleler tarzı. Onu böyle küçük bir ayrıntı olarak oraya koymuş yani. Çok tatlı, eleştiri. Ee, Jean-Pierre Leo filmdeki muhbiri oynuyor. <laughs> Aslında Kötü neredeyse bir tek o var. Yani ısrarcı bir şekilde onu yetkililere sürekli ihbar eden ve yakalanmasını istiyor işte onun. Hı hı. Onu da böyle böyle beş barda süyle böyle karanlık bir tip olarak çizmiş. Evet. Ee, aslında o yani o insanlara çok az yer ayırmak istiyor. O insanları sadece o konuma kilitliyor. Hı hı. Hemen onları yetkililere teslim etmek istiyor. Orada o kadar insan çocuğa yardımcı olmak istiyor. Bir tek kişi hariç. Diğer herkes özellikle de komiser. Evet. Komiser Mone. Evet. Onun biliyoruz, hissediyoruz en başından itibaren. Çünkü en başında o bir çocuk diyerek onun kaçmasına da sağlıyor, izin veriyor <gülüyor> <gülüyor> bir anlamda. Ve herkes aslında komiser davranmak üzere çocuğun annesine kavuşması için evet. elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet. Çünkü oradaki çocuk bir umut simgesi. Evet. Yani geleceği temsil ediyor. İdrise demek gelecek demek. Yani İdris'in o büyük yolculuk aşıp gelmesi, o riski göze alması bir amaç uğruna daha iyi bir hayat uğruna, hayatta kalmak istiyor. Bak babası öldürülmüş mesela, dedeyle gelmiş. <laughs> Dede onu zaten kendisi de kaçak işçi olan annesinde Londra'ya ulaştırmaya çalışıyor. Gerçekten çok büyük bir serüven, çok büyük acılar. Yani orada bambaşka bir hikaye var. Ama bir anda o hikayeyi bizim gözümüzün önünde canlandırıyor. Yani dedeyle Marcel'in buluşmasından oradaki diğer bütün göçmenlerin de muhtemelen ortak noktası olan trajediye doğru gidiyor. Can güvenliği kalmamış artık o insanların. Evet. Buradan biraz yönetmenliğe de geçebiliriz aslında. Her zaman. <laughs> Filmde Marcel Carné'nin sister Limanı. Ee, evet. Sisler Rıhtımı. Sisler Rıhtımı, Sister evet. Rıhtımı. E, Türkçede öyle biliniyor. Sisler Rıhtımı filmine göndermeler var. E o filmi böyle üst üste seyredildiği zaman çok rahat o göndermeler anlaşılabilir. Hı. E Löhav'da geçer zaten o filminin evet. bir bölümü evet. ve orada aslında kaçmak ister. Ana karakterler oradan kaçmak isterler. Hı. Burada da İdris'e oradan kaçmak istiyor, başka evet. bir yere geçmek istiyor. O liman farklı kültürlerin bir araya geldiği bir e, yer olarak da çok önemlidir. Hı hı. Burada da aynı şekilde zaten. Aslında ilk başlangıçta İtalya'da bir şey, bir şehirde çekmek istemiş. İspanya ve İtalya'ya bakmış. Ama sonra Le Havre düşününce, özellikle de Marcel Carné'nin filmini düşününce orada karar kılmış. Ve gerçekten de o mekanı çok iyi kullanıyor. O filme çok güzel göndermeler yapıyor. Bence Jean-Pierre Leon'un o Beş Pardesüsü e, ve Komiser Moned'e de biraz... Jean-Pierre de Roussano'da. Evet, evet. Orada Melville, Jean-Pierre Melville de çok seviyor. Jean-Pierre Melville Fransız yönetmen, çok iyi polisiyeler çeker. En iyi filmlerinden bir tanesi Le Samurai'dır. Kesinlikle tavsiye ederim. Alain Delon'un oynadığı. Evet ve oraya çok net evet. bir gönderme var filmin başında. Biliyorsun küçük bir e, çatışma oluyor. Evet. Marx'ın sürekli Chang diye e, hitap ettiği Asten Vietnamlı olan diğer ayakkabı boyacısıyla e, o şeye çatışmaya bakıyorlar. Ve orada tas tamam e, bir Melville samurayından fırlamış hafif e, gözlükle Alain Delon'u andıran ama bütün Fransız polisiyelerinde de rastlayabileceğimiz tipler var. Evet tam orası Melville'e gönderme evet. zaten. Melville'in de çok sade bir sineması vardır Çok. ama çok güzel hikayeler anlatır, çok iyi bir hikaye anlatıcıdır ve sakin kadrajlarla anlatır. E, Karizmaki de aynısını yapıyor. Zaten onun sinemasının kökeninde Melville var. Melville'i çok seviyor. Evet. Ama bu filmde özü olarak hem Karni'ye hem de Melville'e saygı duruşunda bulunuyor. Çok açık bir şekilde. Jean-Pierre Lyon'un o beş ve Komiser Moray'da zaten tam Melville filmden çıkıp gelmişler gibi. O çok hoş. Ama tabii en başta sen de filmi önünde söyledin. onun kendine göre bir mize mizah anlayışı var. ve o mizah anlayışı gerçekten yani hakikaten çok çarpıcı olabiliyor. Mesela işte o yetkiliye gidiyor ya çıkarmak için, görüşme yapmak için. Aynı anda Marcel Marx 3-4 tane yalan birden söylüyor. Albino olduğunu söylüyor, kardeşi olduğunu söylüyor, avukatı olduğunu söylüyor ve yasanın yasa kitabını oraya bırakıyor. Mesela tipik bir karizma imza o. Yani neye uğradığımızı şaşırıyoruz bir anda. Çok büyük bir kararlılıkla kitabı bırakıyor. Adamla ne yapacağım ben bununla uğraşmayayım artık deyip hemen yetkilileri çağırıyor tam işte tipik ki miza diyorum ben ona. Şimdi burada şöyle de var. Ee, mesela karikatürize deriz. Karikatürizi bazen e, basitleştirme, sığlaştırma anlamında Hı -hı. kullanırız. Aslında karikatür kendi başına çok güçlü bir grafik sanattır. Tek kareyle birçok şey anlatma sanatıdır. Hı -hı. İşte bence e, karıcımaki de bir tek bir kareyle çok fazla şey anlatabiliyor. Evet. Sadece basit bir jestle, basit bir hareketle Hı -hı. çok fazla şey anlatabiliyor. Onun sinemasındaki minimalizm de biraz bu. Ritim olarak Ağır bir ritmi var, sakin bir ritmi var ama aynı zamanda her kare az konuşmalar çok şey anlatıyor. Ya mesela sabit kamera kullanıyor, neredeyse yani hiçbir Karizma filminde kamerayı hareket ettirdiğini hatırlamıyor. Eda ediyor ediyor, kendisi de ediyor ama evet. Nadir, onu yapabiliyor ama. Evet genelde sabit. Genelde sabit. Sabit planları. Çünkü kompozisyonun gücünden ortaya çıkıyor. O çerçevenin içine ne koymak istiyorsa koyuyor. Oradaki her şey çok anlamlı. Ben buradaki renk kullanımı bu filmde özellikle vurgulu tam da Monet göndermeleri yüzünden. Yani bütün o e, mavi tonlarında, bazen de yeşil tonlarında arka planların önüne ya sarı koyuyor, kırmızı koyuyor turuncu koyuyor. Yani böylece o tamamlayıcı renklerin inanılmaz şeyde uyumundan ortaya resimsel değer çıkarıyor. Yani izlediğin zaman gerçekten büyük bir keyif alarak bakıyorsun. Yani o çok da uzun planlar kullanmaz zaten. Yok. O kısa planların içinde hem her şeyi buluyorsun hem büyük bir resim tadı alıyorsun. Renkler sana çok şey anlatıyor. Evet. Mesela bir sarı elbise evet. olayı var. Şimdi kadın diyor ki sarı elbiseyi getir bana iki hafta sonra gel sarı elbiseyle gel diyor. Hı hı. Şimdi o sarı elbise paketini özellikle bize onu paketlemeyi gösteriyor. Hatta Tabii. oyuncu zorlanmış onu paketlemekte evet. yani <laughs> elbiseyi evet. bir sarı pakete ama oraya bizi odaklıyor. Yani o nesne çok önemli bir nesne haline geliyor. Sonra onu işte İdris'e götürüyor, Arleti'ye götürüyor. Hı hı. Ve biz sonra o nesne çok önemli bir şey. Ondan çok. sonra geldiğimizde işte oraya tekrar onu görüyor. Yatağın üzerinde o sarı paketi görüyor. Ve biz bir anda öldüğünü düşünüyoruz. Çünkü zaten öleceğini bekliyoruz. Evet, evet. Mer Mersel bilmediği halde biz biliyoruz. Evet, yani sözü getirmek istediğim yer paketle, küçük bir paketle birçok şey, birçok duyguyu anlatabiliyor. Çok. Onu metafor haline getiriyor. İkisi arasındaki aşkın, sevginin metafor haline getirebiliyor. İşte bu açılardan görsel olarak çok güçlü düşünebiliyor. Ben, Ozu da böyledir. Yani Ozu da bir nesneyi göstererek, bir hareket, bir şey içerisinde, bir plan içerisindeki bir resimle çok şey anlatabilir. Karizmaki de aynısını yapıyor. Evet. Hı -hı. Ve Karizmaki bir de işte başında da söyledik Buster Keaton'a hayran. O yüzden bu ifadesiz yüzle oynanmaya çok önem veriyor. Ne kadar ifadesiz olursa onun oyuncuları, e, mizahının gücü de o kadar artıyor. Çok <laughs> gereksiz mimiklerden, gereksiz jestlerden hepsinden uzak duruyorlar. Ama bu beden dilini zayıf kullandırıyor demek değil. Tam tersine. Onlardan beklendiği gibiler. Evet. Ee, şimdi Fin e, Finland yani orada çektiği, Finlandiya'da çektiği Hı? filmlerde ve okumuştum bir yerde. ...çok düzgün, gerçek hayatta kullanılmayacak kadar düzgün cümlelerle konuşulmuş oyuncuları. Hı. Yani argoya girmiyorlar. Evet. Ee, fazla, yani düzgün bir e, fince ile konuşuyorlar. Anladım. Şimdi buradakiler de düzgün Fiyatlar. bir Fransızca ile konuşuyorlar. Hı. Sadece bir tek yerde bir barda oradaki işçi sınıfından insanların kendi aralarında konuşmaları hiç karışmamış. Onları biraz doğaçlamaya izin vermiş. Onlar bir breton tartışıyorlar, bir şeyler oluyor falan filan. Evet. Ama onun dışındaki diğer bütün konuşmalarda hakikaten dediğin gibi teatral diyebiliriz. Ama son derece düzgün cümlelerini söylüyorlar. Şimdi bunun kökeninde ne var? Bütün bunların kökeninde. Fazlalıklardan arınmak. Evet, minimalizm. Şimdi bu Evet, fazlalıklardan arınmak. Minimalizmin birçok tarifi var. Kimisi minimalist olabiliyorken kamerada, kurguda minimalist olurken mesela çok derin bir oyunculuk tercih edebiliyor. ...çok güçlü bir oyunculuk tercih edebiliyor. Ama yani herkes minimalizmi farklı yorumlayabiliyor. Hı. Şimdi burada karizma ki bütün fazlalıklardan kurtulmak istiyor. Ben diyor fazlalık olmayacak diyor. Sahnenin amacı ne, filmin amacı ne, bu filmin meselesi ne, ...bu hikayenin amacı ne, ben buna odaklanacağım diyor. Benzer bir çaba mesela bu ne elde bu ne halde bambaşka bir sinema yapar ama bu ne halde fazlalıklardan kurtulmak ister. Evet. Fazlalık sevmez. Karizma ki de sevmiyor. Hı hı. Şimdi ben burada diyor böyle bir konuşma istiyorum. Şimdi o adam oraya gelip son derece düzgün cümlelerle ben bir avukatım, albinoyum kardeşim <laughs> deyince işte o miza, detmen miza çıkıyor ortaya. Çık. O ifadesiz yüzle deyince orada hakikaten dönmeye başlıyor. Mesela e, filmin ilk sahnesinde bir ayakkabıcının önünde meslektaşız diyor ayakkabıcı. Evet. <laughs> Niye beni buradan atıyorsunuz diyor. Ayakkabıcı çok sert davranıyor. O tipik bencil yani Avrupa'nın evet, evet. simgesi olmuş. Dükkanın, işte. önünü kapatma. Evet, evet, dükkanın önünü kapatma. <laughs> Bütün esnafta vardır. Ee, ya da ilk başta ikisi birlikte, çantla birlikte insanların ayaklarına baktıkları sahnelerde. İşte diyorum ya grafik güç, karikatür gibi. Her sahne böyle aynı şekilde güçlü olabiliyor. Ve o mizah da o durumun içinden çıkıyor. Evet. Aslında hiç kolay değil. Yani benzerini yapman hiç kolay değil. Hiç Hikayen değil. çok sağlam olacak kadrajların çok sağlam olacak, fikrin çok iyi olacak. Ancak o şekilde yapabilirsin bunu. Yoksa başka türlü yapma özü boş olsa çok amatör bir hale dönüşür. Evet ama amatörlük yani kesinlikle hani ruhen belki var ama Kikarizmaki'nin filmlerinde gördüğümüz bir şey değil. Herkesin ne kadar iyi iş yaptığını görüyorsun ki ortaya çıkan sonucun mükemmeliyeti başka türlüsüne izin vermiyor. Oysa mesela diyor ki Akik Özmek'i, mesela ben müziğe mix sırasında başlarım, evden plaklarımı getiririm, uygun bir şey bulurum. Ama bu da zaten o yüzden iyi. Yani ne yaptığını bildiği için kendi dünyasını birebir yansıttığı için onun oraya o sevdiği şarkıyı koyması o şarkının bir anda bizim için yani unutulmaz bir hale gelmesini sağlıyor. Evet. Ee, evet yani Little da, Bob var Little Bob ya tabii, ya, Little Bob. <gülüyor> <gülüyor> Little Bob sahnesini ben çok seviyorum. Ben de seviyorum, hepsini. Araştırdım, zaten... Gerçek. E, evet evet, evet, evet Roberto Piazza, Evet. çok sevilen bir rock müzisyeni. Evet, evet. Little Bob olarak da biliniyor, tam da Le müzisyeni. Evet. Zaten diyor ki Le Havre'da filmi çekmemin nedenlerinden bir tanesi oranın kendi bir müzik dokusu vardı diyor. Uh -huh. Yani Little Bob'u da çok sevmiş, onu çok güzel kullanmış. Mesela ilk onu gördüğünde, bara gittiğinde karanlıktır. Evet. Böyle tam o eski kara film geleneği, evet. Fransız kara film geleneği evet, evet. ama kesinlikle Amerikan değil. Amerika yani onu yanlış anlaşılmasın. Fransızlıkların kendi bir kara film gelenekleri tabii, vardır. Melville Tam ona Rizzo, göre. Ha. Evet. Zaten bütün film bence o Fransız kara film geleneğine Kesinlikle bağlı. Öyle. O sahne de öyle böyle tamamen gölgede görüyoruz. Sonra ışık yanıyor. İşte sevgilisi geliyor, eşi geliyor, barışıyorlar. Çok hoş bir sahne o da. Tabii. Ya mesela oldukça çok elips de kullanıyor mesela. Yani Hı. bunu seviyor yani eliptik bir anlatımı seviyor burada. Mesela e, diyorlar ya ona kaç para işte oldukça büyük bir şeymiş söyle miktarmış çocuğu İngiltere'ye götürmek için anlaştığı teknenin istediği duymuyoruz ne olduğunu ondan sonra ona şey öneriyorlar işte ee, sana bir yardım konseri lazım diyor. Ondan sonra işte Mimi ile meselesi e, Eşim Mimi terk etmiş ya küçük babu. Nerede bulurum bu Mimi diyor. Söylemişler biz görmüyoruz bir bakıyoruz Mimi'nin kapısında Mimi şeyde. E, sonra Mimi kabul etmiş görmüyoruz e, geliyor dedi baba. Baya böyle kara film gibi geliyor bize yani adım adım gerilimi arttırarak geliyor. Aha bir bakıyoruz <laughs> her şey çözülmüş. Yani kurguya bu kadar vakit ayırması iyi gelmiş bence <laughs> karizmatik. <diye>. evet çok da mi? İzah Duygu'sunda mesela unutamadığım sahneler var. E, arabaya alıyorlar ya İdris'i e işte oradaki bakkalın arabasına seyler evet. tezgahının içine evet. koyuyorlar. Orada gidiyor mesela arka planda üç tane kadın var ısrarla sebze almak istiyor. <laughs> mesela ısrarla sebze almak istiyorlar çok kızıyorlar. E, tabii Şuraya sen git zenginlere sat <laughs> Evet evet. Şimdi küçücük bir ayrıntı. Şimdi filminde fazlalık istemiyor ya. Mesela arka fonda gereksiz dolaşan insan istemiyor. Yani herkes filmde birisi varsa o doğru düzgün bir şey yapsın istiyor. Yani evet. mesela konser sahnesinde insanlar var, gerekiyor. Gerek. Gerektiği için Tabii. kuyruk göstermek zorunda. O yüzden Tabii. ama hiçbir sahnede gereksiz insan kullanmıyor. Sokak evet. gerekirse boş kalır. Limanın orada insan olmadan boş çekerim diyor. Bu bence çok iyi bir şey yapıyor. Orada da o üç kadın o mesela çok güzel bir şekilde abartarak bir şey koyuyorlar ortaya. Karakter getiriyorlar sahneye. Onu demek istiyorum. bir de yine mizah açısından şeyi çok beğeniyorum. Ananas alıyor <laughs> evet, Ananas. <meselesi. gülüyor> Bakkaldan ananas alıyor <laughs> ve o ananas da, e, bara geliyor. Bardaki yanılmıyorsam adı İvetti galiba. Onun da bir geçmişleri olduğunu görüyoruz. O sahne hmm. de mesela çok hoş. O sahne de böyle yine o eski kara filmleri hatırlatıyor evet. yine. Aralarında evet. bir hikaye var, mesele var. E, diyor ki öldüğünü biliyorum diyor. O da diyor ki ama o bir fatalist diyor mesela. Kaderciydi diyor. <laughs> mesela onlar da çok komik ya. Yani ananas duruyor, yıllar sonra karşılaşıyorlar. Ya yani mizah duygusu çok güçlü ama Böyle kahkahalarla gülünecek bir şey değil. Belki filmden sonra güleceğimiz mizah. Bunu Mahmut Fazıl Coşkun anonsu için de söylemiştik zaten. Aynen öyle. Onda mesela ondaki müzik kullanımını da ben e, Karuzmak'ın müzik kullanımına benzetiyorum. Evet çok farklılar. Ama bu mizah açısından, Detpen pen mizah dediğimiz mizah açısından Buster Keaton'un başlattığı çok yakınlık, akrabalıkları var. Çok farklı yerlerde olsalar da bir akrabalıkları var. Özellikle mizah duygusu açısından. Doğru. Yani Karizma'nın mizah duygusu eşsiz. Ama bunun üzerine söylenecek bir şey yok. Eşsiz yani, benzersiz anlamında eşsiz. E, ustalığına da diyecek hiçbir şey yok. E, ya ve en güzeli de bu e, kendi dünyasını e, izleyiciye cömertçe sunması işte. Başında da anlatmıştım ya. Her şey bir gönderme. Sinemaya gönderme, sevdiği şeylere gönderme, sevdiği oyunculara, sevdiği yönetmenlere gönderme. E, tablolara gönderme, yine çok hoş bir e, mesela liman şeyi var e, biliyorsun planı var yine direkt Mone'ye gönderdiği. Var. Çok güzel orası tam Mone'ye gönderme oradaki renk tonu da sarıya yaklaşıyor. Evet. Çok güzel orası, evet. evet manzara. yani e, Bence hani e, bir filmde ne arıyorsun, ne görmek istiyorsun? E, yani biçim içerik örtüşmesinin bu kadar mükemmel olduğu bir filmde kendinde ne buluyorsun dediğinde hani çok keyifle görüyorsun. Bir sürü şey bulduğum bir yönetmen. Evet. Mesela bunu devam ettirmesini de çok kıymetli buluyorum. Yani inatla, ısrarla çok büyük izleyici kitlelerine ulaşmasa da yani bunu bu şekilde yapmasını çok çok seviyorum. Ama mesela beni böyle şaşırtan şeyler olabiliyor. Mesela insanlar daha büyük sinemaları seviyorlar ya. sen başta söyledin Cannes Film Festivali'nde Fipresi ödülü kazandı. Hani gerçekten o zaman hücremizde gurur duyuyorum. Çünkü e, Cannes'da o Altın Palmiye'yi Tree of Life kazandı. Hayat Ağacı işte yani Melik evet. Terence Melik'in filmi. Çok sız sinemalar aslında. ya, evet. evet. Yani bu, bu filmi direkt eleştirmenler buldu çıkardı. hani <laughs> böyle tereddütsüz bir favorisi olabiliyor bunlar eleştirmenlerin. Evet. Bu da çok çok iyi bir şey bana sorarsan. Hani Karuzmaki gibi bir yönetmenin yani dünya sinemasında bu şekilde varlığı, böyle vicdanlı yaklaşımı ve bunu çok çok iyi bir sinemayla yapması çok çok kıymetli. Evet, şimdi ışıklarına da ben çok dikkat ettim bu filmle. Biraz da alıcı gözüne çok dikkat ettim. Daha önceki filmlerinde o kadar çok dikkat etmemiştim. Mesela ışıklandırmasında bir mekanın gerçek ışığına çok kafayı takmaya hiç yapmaz. Hiç. Yani öyle ben burada çok gerçekçi olacak diye bir derdi yok ve hastanede olsun. E, ...barlarda ve diğer iç mekanlarda aslında çok hoş dediğin gibi kendine göre bir renk paleti yakalıyor. Kendine göre bir renk düzeni yakalıyor. Işığın kaynağı da aslında belirsiz olabiliyor. Bazı gölgeler, gölgeler var mesela çok büyük gölgeler olabiliyor. Fakat sahnenin, bütün o sahnelerin bir görsel atmosferi oluşuyor böylece. Yani ışıklandırmada gerçekçi değil. Ee, aslında sinemasında da gerçek çok olmak gibi çok büyük bir derdi yok. yok. Yani neredeyse şunu diyebiliriz yani çok abartılı olabilir belki ama bir masalla, masalsı bir e, hikaye ile yaklaşıyor bize. İçimizdeki iyiliğe sesleniyor ve aslında o sinemasının e, minimalizmiyle, basitliğiyle, yalınlığıyla hayata bakışındaki yalınlık o kadar güzel örtüşüyor ki ve aynı yalınlıkla bize bu Göçmen meselesine bakmamızı istiyor. O yüzden sen dedin ya az önce biçim içerik örtüşmesi açısından çok önemli buluyorum diye. Evet yani işte anlatım tarzı, hikayesi ve söylemeye çalıştığı mesele. Hepsinde bir yalınlık bizi yalınlığa, sadeliğe çağırıyor. Ve tamamen kendini özgürlüyor. Yani hem kişisel olarak nevi şahsına münhasır hem de e, sineması özgün. Yani Aki Karzumaki filmi dediğimiz Aki Karzumaki filmidir. Başka birisine benzemez. Bu da Kesinlikle. E, onun... Tanırız, hemen tanırız. Hemen yani. tanırız. 3-4 filmini seyreden yanım. bir seyirci hemen tanır. Evet, karizmatik konuşmaya belki bir gün yeniden devam ederiz Umarım. ama şimdi vedalaşma vakti. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.